Pekala koç. Rakitaki tatil köyündeki altın buz festivalini kazanmak için bu atlayışı başarmam gerek. Lütfen, lütfen, lütfen bu son olabilir mi? Havai için toplanmalıyım. Anlaşıldı. Hazırsan başlayalım Shani. Başlamaya hazırız. Bahçe satışı mı nerede? Tüm klasik giysilerimi o satışlardan aldım. Hayır, tüm eşyaların süpürge hızıyla alınmasına deniyor o. Polly'nin az önce... Polly! Polly! Ekoseleri aşkına! Büyüt beni! Büyüt beni! Sana büyüt beni dedim! Çok tuhaf. Nereye gitti az önce? Hikayemiz Littleton'la başlıyor. Madalyonu bulunca Polly küçülüyor. Hadi sen de bize katıl. Hadi gidelim Polly Park'ın. Hiçbir rüya büyük değil, macera da küçük değil. Hadi sen de bize katıl, hepsini yapabilirsin. Bize katıl, hadi gidelim Polly Park'ın. Küçük gece. Polly, senden bir an bile şüphe etmedim. Ne? Ben ciddiyim. Büyüt bizi. Polly, turtam. Evet baba. Rakitaki dağlarına gitme zamanı. Aa, merhaba Layla. Shani? Aa, kayak tulumunuza bayıldım Barbie. Tam Haşim baba olmuş. Sağ ol Layla. 1986'da da oluyordu, hala oluyor. Aa, 20 dakikaya çıkıyoruz. Evet, benim de uçağım kalkacak. Toplanmalıyız. Ben hallettim. Her etkinlik için bir tarz ve pratik giysi. Aa, en azından sizin bahar tatili gardıroplarınızı gösterecek yerleriniz var. Ben tatili evde geçiriyorum. Tüm okul yılı Littleton'ın sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız herkes bahar tatiline gidene kadar bekleyin. Kendini şanslı say Layla. Evde kalınca filmlerini ve kitaplarını bitirebilir. Üstünde çalıştığın senaryoyu tamamlayabilirsin. Siz dönene kadar dakikaları sayacağım desek daha doğru. Merak etme, sürekli konuşuruz. Altın Buz Fest'te kazanmak için moda koşumla spor koşuma ihtiyacım olacak. Sana havalı hediyeler getiririz. Söz veriyorum. Taş renklerinin yüzüme olması gerektiğini unutmayın. Teşekkür ederim. Aa evet, umarım Rakitaki bu yılki Pierce Pocket dozuna hazırdır. Evet, bu kimsenin hazır olamayacağı bir şey. Buranın hiç değişmemesine bayılıyorum. Katılıyorum tatlım. Dikkat edin, yoksa arkanız yanacak. Büyük anne, gelmişsin. Aa, Rakitaki gezisini kaçırmayacağımı söz vermiştim. Kaybedecek zaman yok. Önce jacuzziye girip sonra kayak sahasına, sonra jacuzziye, sonra buz heykel sergisine gideceğim. Ve sonra gün batımında jacuzzi'de rahatlayacağım. Düşünce şeklini sevdim. Ne kadar tatlı. Adı nedir? Aa, Pixton. Küçük kardeşim. Ve sen benimle geliyorsun. Hey, aslında aynı kişi sayılırız. Genetik. Altın Buz Fest için hazırlanmalıyım. Hava taklalarımın üstünde çalışmalıyım. Ben de geleyim Polly. Kar botlarımızı giyip kendimizi kara vuralım. Evet. Ama uyarayım. Burada çok sağlam rakiplerin var. Bu yüzden sürekli cep boyu antrenmanları yaptım. Her yıl buraya geldiğimizde Altın Buz Fest yarışını izledim ve kazanmayı hayal ettim. Şimdi yarışacak kadar büyüğüm ve elimden geleni yapacağım. Güneşin tadını çıkarıyor musun? Evet. Az önce iki Yunus'un gökkuşağı altında bir tekne üstünden zıpladıklarını.
gördüm. Ben de koltuğumda Bonita ile film izlerken harika vakit geçiriyorum. Demin Kuaknofobia'yı bitirdik. Bir oğlanla ördek korkusunun yürek burkan hikayesi. Oh! Ben de onu izlemeyi istiyordum. Koç ekibim ilk deneme turumuz için hazır mı bakalım? Tabii ki. Bekle, giysilerini göster. Oo, öyle yakıyorsun ki karları eritebilirsin. Sağ ol Layla, bana şans dileyin. Kamera kontrol, mikrofon açık. Tamam, hadi yapalım. Büyük anne, her şey yolunda mı? Büyük anne. Ben. Layla, Shani, sizi sonra ararım. Büyük anne. Sen de sıcak çikolatayı tercih etmez misin tatlım? Tabii büyük anne. Hadi seni ısıtalım. Altın Buz Fest'in kupası. Harika. Dur. Bu sen misin? Tabii ki öyle. İki şampiyonluğum var. Ama bu uzun zaman önceydi. Bana söylemediğine inanamıyorum. Son yarışmada pek formda olmadığımı söyleyebilirim. İlk etkinlikte figür patenlerimle dönme hareketleri yapıyordum. Tüy gibiydi. Lül parkuru o gün fazladan buzluydu ve ben tam havadaydım. Sonra son yarış geldi. Yarış başa baştı. Güzel Grande ile bütün gün kafa kafaya gitmiştik. Ama sonra olanlar oldu. Bir şekilde kayağım takıldı. Klasik bahçe satışı. Büyük gümbürtü koptu. Ekipmanımı ve yarışı kaybettim. Ve şimdi ne zaman kayaklarımı taksam... Büyük anne, bunu hiç bilmiyordum. Üzgünüm canım. Bunu aşabileceğimi sanmıştım ama seninle parkurun başındayken hepsi geri geldi. Tam 50 yıldır o düşüşü unutmaya çalışıyordum ama yine de bazen tek düşünebildiğim bu oluyor. Yanlış giden neydi? Merak etme, seni yakında yamaçlara döndüreceğiz. Ama önce kakao. Sıcak çikolata pek çok sorunu çözmüştür. Nasıl düştüğümü gördün mü? Ekipmanım sağa sola uçtu. Tabii ki gördüm. Kayak batonun neredeyse bana çarpıyordu. Ama sonunda o kolyeyi nasıl alacağımız konusunda bana bir fikir verdi. Poli düştükten sonra tüm ekipmanı daha saçılacak tabii ki. Ve biz de koşup o kolyeyi çalacağız. Gigi, yine yaptın işte. Resim yok dedim. Ben Koç Drizel'im ve sen de Gwendofervia. Biz başka bir yerden geliyoruz. Şimdi o pocket kazanı parkurda düşürme zamanımız geldi. Bu yılın en büyük ve en iyi bahçe satışı olacak. Bak daha fazla coşu. Babuşka. Öncesi için üzgünüm. Biraz eski anılara doğru gittim de. Sorun değil. Her şey yolunda mı? Sanırım. Ama bu uzun hikaye. Ne yaparsan yap. Lütfen dünyanın en muhteşem ortamında yanardağ yürüyüşüne gittiğini söyleme. Tamam, söylemem. Ama gittin değil mi? Evet. Hazır mısın Polly? Umarım. Ama border cross pratiği yapma şansı bulamadım. Büyükannem yamaçta korkudan dondu. Meğer o da Altın Buz Fest'te yarışmış. Vay canına. Harika. Korkmasına değil. Altın Buz Fest yarışına katılmasına. Devam et. Ama düşmüş. Ve şimdi onun için bunu kazanmak ve Pocket aile adını yine meşhur etmek uğruna elimden gelen her şeyi yapacağım. Altın en sevdiğim renk ve eğer onu kazanacaksan işe koyulmamız gerek. Kesinlikle. Anne dikkat et. Ayağım. Üzgünüm, seni sonra ararım. Yıllık ilkbahar tatili Altın Buz Festivali yarışması başlamak üzere. Yarışmacılar lütfen ilk yarış için yerlerinize geçin. Artistik patinaj! Hazır mısın Poli? Evet, gayet iyi hissediyorum. Telefonu kaldır resmen, giysi kontrolü. Kusursuz. Unutma, rutininin sonu en zoru olacak. Su iç ve iyice esne. Anlaşıldı koç. Shani, neden bağırıyorsun? Bu ses nedir? Bir helikopterdesin değil mi?
Sıradaki Polly Pocket. Çift P. P kare. Buna yineleme denilecek. Sıra bende. Gitmeliyim. Bunu yapabilirsin. Evet. Hadi Polly, hadi. Nasıl gittiğini anlamak zor. Ama alkışlara bakılırsa harika gidiyorsun. Şimdilik gayet iyi. Daha da önemlisi jüri giysilerini ne kadar beğendi. Olamaz. Hangisi geri kazanmaya çalış. Eğilme kollarını uzat. Sen iyi misin? Evet. Üzgünüm büyük anne. Aa, sorun değil tatlım. Bir sonraki defa kazanırsın. Ben kazandım. Ben kazandım. Gerçekten kazandım. Dikkatli ol Polly. Evet, dediği gibi. Önce güvenlik. Shani orada mısın? Kamera kontrol. Merhaba. İyi görünüyor. Nasıl hissediyorsun? Ben iyiyim. Koca bir kahvaltı ettim ve sormadan söyleyeyim, evet, muzlu sütlerden biri dahildi. Ya ekstra enerji için verdiğim protein gofretleri? Aldım. Şartlar nasıl? Parkurundaki her değişkeni ve olası sonucu analiz ederek bir matriks geliştirdim. Verilerime göre biniciler en çok iki keskin dönüşte zorluk yaşıyorlar. Odaklanmanı bozmaz, hızına dikkat eder ve dönüşlere iyi yatarsan parkurdan uçmaz ve bu yarışı kazanırsın. Sağ ol koç. Yatmayı unutma. Ben çok sıkıldım. Tırnaklarımı 400 defa boyadım resmen. Layla, şş, Polly parkurunun ortasında. Oh, hadi Polly. Merhaba Layla. Aa, ikinci dönüş geliyor. Ama yavaşla. Çok hızlı gidiyorsun. Aa, yön veremiyorum. Polly, dikkat et. Minik gücü. Şimdi büyü. Onu gördün mü Shani? Bu parkurla oynamışlar. Bu büyük haksızlık ama. Aa, raketteki hava durumuna bakıyorum. Büyük bir fırtına yaklaşıyor. Hava durumu bile mi bana karşı? Şu anda gün batımında parasailing yapıyor olmam gerekirken dostlarımla daha çok eğlenmem tuhaf mı? Aa, ne kadar tatlısın. Aa, Shani. Ama dürüst olmam gerek. İçimde çok kötü hisler var. Polly Pocket. Buradaki her yarışçının çekimlerini izledim ve sen en iyisisin. Çene yukarı. Söyle ona kız. Bu parkurun her yerini biliyoruz. Her dönüşü ve virajı, kaçılacak her buzlu yeri. Becerilerini talimatlarımla birleştirirsen ve benim tarzımla bizi durduramazlar. Yolun her adımında sana rehberlik edeceğim. Şimdi oraya çık ve bitir şu işi. Hadi yapalım. Aa! Ben iyiyim. Sağ ol Shani. Daha iyiyim gibi. Fırtına hızla yaklaşıyor. Durum raporu alabilir miyim koç? Koç? Durum raporu istiyorum. Shani, orada mısın? Layla? Kimse yok mu? Merhaba Altın Buz Festivalcileri. İlk iki yarıştan sonra sürü liderliği Gwendo Ferfia'da ama rekabet sıkı geçiyor. Polly Pocket hariç tabii. İsim oyununda galip ama asıl önemli olan altın buz yarışmasında sonuncu. Biniciler lütfen başlangıç çizgisinde yerlerinizi alın. İşte büyük yarış zamanı. İşte ilerleyişi. Büyük kapına. Tatile çıkmam gerek. Biraz şanssızlık yaşadın canım. Ama merak etme, son yarışı kazanırsan hala madalya şansın olabilir. Altın olmasa da bir madalya alırsın. Ben sonuncuyum. Fırtına var ve koçumu kaybettim. Of, ne faydası var? Üzgünüm büyük anne ama pes ediyorum.
Polly, lütfen pes edemezsin. Sen de ettin. Belki bu dağ Pocket ailesine göre bir yer değildir. Senin de aynı yoldan gitmeni istemiyorum. Yani bu durumda benimle aynı yoldan. Lütfen pes etme. Yoksa hayatın boyunca pişman olabilirsin. Korku cevap değildir. Ben korkmuyorum. Sadece beni bekleyen büyük ve bariz utançtan korkuyorum. Sonunda hepimiz korkularımızla yüzleşmeliyiz. Elinden geleni yapman kendi başına başarıdır. Peki, yarışacağım. Ama tek bir şartla yaparım. Biniciler, yerlerinize geçin. Hazır! Ne heyecanlı. Şimdi dönüş için iyice yap. Teşekkürler koç büyük anne. Tutun. Aferin sana. Pocket'lar yamaçlara geri döndü. Sıradaki nedir? Düz ilerledikten sonra büyük sağ dönüşü var. Bunu da yapabilirsin. İyi dinle Gwen. Bu çok önemli. Yarışın orta noktasına geldiğin zaman Polly ilk sırada olmalı. Ona neyi çarptığını anlamayacak diyelim. Tamam mı? Ne tamam mı? Bunu evet olarak alıyorum. Çekil yavaş binici. Sen onun söylediklerine bakma. Bu senin yarışın Polly. Ona yetişiyoruz. Hayır 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 hayır, istediğim bu değildi. Büyük anne tutun. Yoldan çekil, sana doğru geliyor. Polly'yi kullan Polly. İşte bu. Minik gücü. Şimdi büyü. Harika bir yarıştı tatlım. Elinden geleni yaptın. Kaybettiğime inanamıyorum. Ben inanıyorum. Pek aynı fikirde. Hey, ağır ol Pierce. Zamanı değil. Seninle gurur duyuyorum Polly. Kazanmamış olsan da o kızı kurtararak doğru olanı yaptın. Sağ ol büyük annem. Epey gizli bir rehbermişsin. Bir dahaki sefere kazanırız. Ama o kar topu nereden çıktı? O rastgele çıkan bir kar topu değildi. Burada bir şeyler dönüyor. Ama ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Bu da ne böyle? Kazandım Cici. Gerçekten kazandım. İsim yok Gwen. Sana isim yok dedim. Gwen. Crisel Grande? Havada pis bir koku almıştım zaten. Ne cüretle bu yarışı sabote edersin? Dur. Bugünkü yarışımı kastettin yoksa çocukken sabote ettiği yarışınızı mı? Anlayamadım genç bayan. Evet bilirsin, çocukken senin yarışı da sabote etmiş ve bugün birlikte Polly'yi sabote ettik. Aile geleneği. Bu bir sırdı değil mi? Kendinle nasıl yaşıyorsun sen? Gayet iyi. Harika bir ev arkadaşıyım. Hile mi yaptın? Tabii ki yaptım ama bir şey kanıtlayamazsın. Ben kazandım, Gwen kazandı. Altın Buz Fest kupası bizimle geliyor. Hiç zannetmiyorum Grizel. Dur, bunu çekiyor musun? Hem de her suçlayıcı sahnesini. Kayak ehliyetinin süresi resmen doldu. Ama bir şey kanıtlayamazsın ben. Ama bir şey kanıtlayamazsın ben. Hile mi? Sporda mı? Buna tolerans göstermeyeceğim. Bırakın beni. Eski Altın Buz Fest'in büyük şampiyonuna bu şekilde davranamazsınız. Artık değilsin. Bu unvanı senden alıyorum. Sekiz, dokuz, on. Ah, elimdekilerle aynı. Lala, ne haber? Ha,
hala ev tatilinin tadını mı çıkarıyorsun? Çok sıkıldım. Bu korkunç. Sen ne yapıyorsun? Eğleniyorsun gibi görünüyor. Aa, hiçbir şey. Sadece muhteşem bir şelale başında küçük gurme bir piknik. Lütfen hediyemin bu saçma tişörtlerden olmadığını söyle. Ha, tabii ki değil. Ama medium giyiyordun değil mi? Ah Polly, onu da ekleyeyim. Merhaba, günün son turundayım ve bu yolculuğun harika olduğunu söylemek için aradım. Ama sizi çok özledim, ben de sizi özledim. Aa, cidden mi? Ben de öyle. Olanlara asla inanmayacaksınız. Büyükannem yamaçlara geri döndü. Yarışma tam beklediğim gibi gitmedi. Ama son yarışmamda kendimi gösterdim. Kuaknofobia 2, vakvakların dönüşünden öğrendiğim bir şey varsa o da kazanmanın her şey olmadığı ve ördeklerin turşu sevdikleri. Neyse, döndüğünde bütün detayları dinlemek istiyorum. Çabuk dön, lütfen. Güle güle. Polly bekle, bedenin neydi? Bayılacaklar. Hazır mısın Polly? Bir kere daha Border Cross parkuruna çıkalım mı? Eğlence için. Büyükannem havasını geri kazanmış gibi. Hey! Bekle hızlı Mac hızlı spor. İşte buna bahçe satışı denir. Pocket Spor yeni bir nesil atlamış belli ki. Ben iyiyim! Gün bugündür. Pazar cumartesinden sonraki gün efendim. Evet. Bugün pazar ama... Tam olarak Aralık ayında bir pazar. Yılın 12. ayı. Ayrıca yılbaşı sezonu olarak da bilinir efendim. Mükemmel. Şu anda saat 3. Bu da bize evimdeki tatil film maratonuna yetişmek için tam olarak 60 dakika veriyor kızlar. Şimdi AVM'nin önünde dağıtılan ev yapımı leziz kurabiyeler yüzünden biraz geç geldi. Ama hepsi geçmişte kaldı. Şani? AVM'de umut vadeden birkaç konum mevcut. Ve alıntı yapıyorum. En müthiş, en harika, en yılbaşı tarzı hediyeler burada. Vazifemiz belli. Şimdi oraya gidip birbirimiz için en iyi yılbaşı hediyelerini alalım. Tamam. Hazır. Dikkat. Başla! Pek renkli değil. Pek desenli değil. Oo, çok renkli ve fazla desenli. İmkansız! Şık kostümler olan bir karate dükkanı. Bugün arkadaşlarına hediye almanla ilgili, kendine değil. Ama bir kızın en iyi dostu kendi olmalı da derler. Hayır, hayır. Odaklan. Tamam. Bir yere ayrılma. Hemen dönelim. Bir bakalım. Bu oyunda gezegenler atıştırmalık. Ama bunda gezegenler pizza. Seçim yapmak imkansız bir şey. Tamam, yapacağımı buldum. Sonucu fiyat belirlesin. Peki, işte geldim. Bir çocuğun isteyebileceği en büyük hediye dükkanı. İnternet sitelerine göre... Vay canına. Acaba siteleri ne kadar eski? Belki de yardım istemeliyim. Merhaba. Kimse yok.
kötü. Shani, nasıl gidiyor güzellik? Layla, bu işler nasıl işler? Lani, Shayla, yani Layla, Shani. Sizi burada görmek çok güzel. Yani görevler nasıl gidiyor? Tadını kaçırmak istemem. Tamamen sürpriz olsun istiyorum. Peki ya siz? Aynı. Burada tadı kaçan bir şey yok. Peki ya sen Polly? Bu sene şey almak istiyorum demiştin. Çok daha güzel hediyeler. Ne dedim ama... Hediye dükkanı fazla özel bir yer çıktı. Sanırım görev başarısız oldu kızlar. Yani sen bir şey bulamadın mı? Ben de sizin için hediye bulamamıştım. Uzay ya da gezegenler arasında seçim yapmaya kadar gelmiştim. Yani ne zor bir seçim. Ve benim dükkana gidecek vaktim bile olmadı. Yolda biraz dikkatim dağılmış olabilir ve ben fark etmeden mağaza kapandı. Sonsuz seçenekler buraya kadarmış. Yılbaşı için size hep hediyeler yapmak isterdim ama... Bunun gibi büyük bir AVM'den bir şey istersiniz diye düşünmüştüm. Şaka mı yapıyorsun? Başından beri oynamamız için özel bir kart oyunu yapmayı düşünüyorum ben. Ve düşünmek derken planladım, yaptım ve annemler üzerinde denedim. Ben de size yılbaşı için bazı tasarımlar çizmiştim. Elbette arkadaşlara özel moda stüdyomda. Hediye operasyonunu iptal edip yerine hediye yapımı operasyonunu yapmamıza izin var mı? İzin! Verildi. Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Küçülme gücüm!